zaman sahaya çıkıyoruz, kimi zaman stüdyoya geliyoruz. 12 saate yakın bir yayın yaptık. Tüm siyasi partilerden. Çok sürpriz bir isim var. Büyük şehirlerde de şu andaki belediye başkanlarının değişeceği konuşuluyor. Eğlenceli bir seçim mevsimi geçecek galiba anladığımız kadarıyla. Çok sürpriz bir isim var. Türkiye nefesini tuttu. Son yılların en heyecanlı seçimlerinden birine giriyoruz. Seçime çok çok az bir süre kaldı ve miting meydanları doluyor, taşıyor. Tek gündem bu. Yarın ne olacak? Herkese merhaba, ben Kenan Taş. Biliyorsunuz ara ara siyasetten farklı konulara girmeye çalışıyoruz. Farklı konularla, ilginç isimlerle, yayınlarla karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu yayını beğenirseniz çok sevinirim. Beni de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz Türkiye'de kitlelerin afyonu bir mesele var, o da futbol. Son pandemiden bu yana, özellikle son bir yıldır artık hiç kimse futboldan zevk almamaya başladı. Neden diye soracak olursanız, tabii geçmiş yıllarda da hakem hataları vardı, federasyon sıkıntıları, kulüplerin maddi manevi zorlukları, her şey yaşanıyordu. Ama gelin görün ki özellikle son bir yıldır gerçekten hani adeta hani Türk futbolu bir çöküşte. Bunun da sebepleri var, farklı sebepleri. Hepimizin gördüğü, bildiği, duyduğu, işittiği, izlediği sebepler var. Biz de onları konuşmak istiyoruz. Tabii futbolu en iyi bilen isimlerden kuşkusuz. Hem kendince hem de birçok taraftarı var özellikle. Fenomenleri olan, fanları olan bir isim. Rasim Ozan Kütahyalı bizlerle beraber. Rasim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerencim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, sinirsiniz, sağ olun. Sağ olun, evet. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi son bir yılda yaşananlara baktığınızda ne görüyorsunuz acaba Türk futbolunda? Özellikle Ali Koç, Dursun Özbek ve Mehmet Büyükekşi arasında yaşananlara evet. Nasıl okumak gerekiyor? Valla son bir sene hakikaten tamamen kaos ve rezaletle geçti. Mehmet Büyükekşi herhalde Türk Futbol Federasyon tarihinin en başarısız yöneticilerinden biri. İdare edemedi, durumu idare edemedi. Aslında bayağı da bir destekle gelmişti. Fakat işte idare etmek, eylem yapmak değil. Genel yok. O sebeple idare edemedi. İdare edemedikçe eline yüzüne bulaştırdı. Özellikle Suudi Arabistan gelişmesinden sonra Türk futbolu raydan çıktı. Ve adım adım iki kulüp birbirine düşman oldu. Dursun Özbek'le Ali Koç. Geçen hepimizin üstadı spor yazarı Togay Bayatlı'nın cenazesinde selam bile vermediler. Yan yanında, yan yana gelmelerine rağmen. Buna benzer bir olay en son Abdi İpekçi'nin cenazesinde Demirel ile Cevit de yaşanmıştı 1979. Yani merhabalaşma bile yok. El sıkışma bile yok. Abdi İpekçi'nin cenazesinde Demirel ile Cevit, o dönem Başbakan Ecevit'ti, Demirel ana muhalefet lideri, el sıkışmadılar. İkisi birbirlerini suçladılar. O katildir, bu katildir. O noktaya geldi. Sonra 12 Eylül ile bitti. Bu da aynı. Peki bunun sebebi ne? Yani niye Fenerbahçe Galatasaray kanlı bıçaklı tarihte olmadığı kadar kanlı bıçaklı oldu? Tek sebep var abi, hakemler. Hakemler olmasa ne Trabzon'daki hadise yaşanır ne diğerleri. Bu hakemler konusunda da Mehmet Büyükekşi hiçbir reform yapmadı. O mevcut lobilere kendini bıraktı. Halbuki yapacağı bir şey vardı. Yabancı hakem devri. Buna kulüpler hazırdı Kelak. Galatasaray hazırdı, Fener hazırdı. Elbette kulüpler de şöyle bir ikiyüzlük yapıyor. Hem yabancı hakem oldu mu olur diyorlar, hem de bizim Türk hakemleri de kalsın fikrine uzak değiller. Çünkü Türk hakemlerini de idare etmeyi seviyorlar, yönetiyorlar. Bak hem Galatasaray hem Fenerbahçe için söylüyorum bunu. Diğerleri zaten yönetemedi fazla. Onları saymıyorum ama. Rasim Bey bir araya gireyim. Evet. Türkiye'de sizce bir hakem lobisi var mı? Geçen gün gördük, yabancı eğitmenler var, soruyor hakeme. Bir şekilde müdahale ediyorlar. Sen niye bu kararı verdin diye soruyorlar. Geçen gün bir kayıt yayınladınız. Yani şimdi daha önceden bir eskiden hakemler büyük olay olduğunda giderler MHK'nin kapısına şeyi düdüğünü asarlardı. Şimdi öyle de bir şey görmüyorum. Ya garip bir şey yok. Yani sizce bunun sebebi ne acaba? Abi hakemler çok kötü kanıksadı. Eskiden dediğin gibi hakemler hakaret dilini gider dava mava açarlardı. Özellikle Selçuk Dereli vardı. Her hafta Erman Toroğlu aleyhine, Çakar aleyhine falan başladı. Böyle bir şey de kalmadı. Hakemler artık bu kanıksadı. Kanıksadı. Kanıksadıkça sallamadılar. Bize bir şey olmaz dediler. Çünkü kulüpleri onlar da yani bir gün bir hafta Galatasaray'ı kazandırır. Bir hafta Fenerbahçe'yi kazandırır. Fenerbahçe Galatasaray da bundan mutlu olur. Türkiye'de hep hakemle şampiyon olur. Mesela ben Galatasaraylıyım ama bu konuda çok büyük dürüstlük yapıp her zaman 97 şampiyonluğunun şaibeli olduğunu söylerim. Ama bir Fenerbahçeli de
Mesela bir 2004 şampiyonluğunun problemli olduğunu söylemesi gerekir. Yani vardır bunlar, ittirenler, kaktıranlar. 2011'i tartışmıyorum, o çok tartışıldığı için. Şimdi hakemle şampiyon olunur kuralı gereği hem Galatasaray hem Fenerbahçe'de yabancı hakeme o kadar da radikal gönüllü olmuyor. Ama en azından prensip olarak da evet dediler. Çünkü bunlarla bıkıyorlar. Tamam, bir hafta sen kendini tutar hakem bulabilirsin ama öbür hafta senin doğruya hakem geldi mi? Operasyon yapan hakem geldi mi? Şok oluyorsun. Ali Koç buna hazırdı. Ben hatta bunu hatırlarsın, sizin yayında da konuşmuştum herhalde. İlk Aydın Doğan'ın en yakın dostu Taylan Bilge'nin cenazesinde biz karşılaştık Ali Koç'la. 2,5 sene oldu herhalde. Ki bana hatta espri yaptı. Dedi ki ya dedi sana böğürme vazifesi mi verdiler? Dedim ki bana kimse vazife verdi, ben kendi başıma böğürüyorum diye espri yaptı. İlk komik oldu. Ondan sonra o diyalogda dedim ki Ali Başkan bak bizimkiler hazırdı. O arada bir Galatasaray yöneticisiyle konuşmuştum. Gel yabancı hakem gelsin bu rezaletten. 2,5 sene önce Kenancı. Daha o zaman büyük ekşi falan yok. Dedim ki şu işi yapalım. Yabancı hakem gelmez. Yunanistan örneği var. Portekiz örneği var. Bazı milletler bu işi beceremiyor abi. Yunanlılar ve Portekizliler biliyorsun. İnsani kalkınmışlıkla bizden ileriler. Yani Avrupa Birliği'nin en geri iki ülkesi olmakla beraber. Portekiz ve Yunanistan, özellikle Yunanistan'da Danimarkalı hakem geliyor. Togolu hakem geliyor. Brezilyalı, hatta bizim Fatihlerim Danimarkalı'yı da beğenmedi. Onunla kavga etti biliyorsun. Danimarkalı hakem. Evet, böyle aynen. Hakemler mi gönderdi? Böyle hakemler gönderiyorlarsa Allah cezalarını versin. Yasin Bey bir araya gireceğim. Bu yabancı hakem meselesinde örneğin bizim hakemlerimiz yeteneksiz mi? Bir hakem lobisi mi var? Yoksa bazı kulüplerin tahakkümünde mi hareket ediyorlar? Tahakküm aynen. Halil Umut Meler gayet yetenekli bir hakem. Ama abi ortam böyle. Bak sana bir örnek vereyim. Cüneyt Çakır dünya çapında hakemdi. Türkiye'deki maçlarından 10 tane koysan ne eyyamlar yaptı. Yani illa hani satın almak, operasyon, tetikçilik değil. Operasyoncu hakem vardır. Gider, öyle yapar. Mesela geçmişte bir hakem vardı. Bana Süleyman Hurma, yani Karagümrük kulübünün patronu, başkanı Süleyman Hurma anlattı. Bizim Abdülkerim Durmaz orada, bizim bütün Beyaz TV ekibi orada. Yani bir hakem vardı dedi. İsmini vermeyeceğim tabii. Eskilerden. Geldi de adam derdi, açık açık kardeşim derdi. Koşmayın fazla, siz kazanamayacaksınız. Yani bu ne rezalet falan dedi. Yok dedi, ben memnunum bundan dedi. Ne diyorsun Süleyman Başkan dedi. Geldi de adam bari kazanamayacağımız söylüyordu dedi. Ona göre biz dedi oyuncuları fazla yormuyorduk dedi. Ulan dedi madem böyle diyorduk dedi. Ona göre dinleniyorduk dedi. Hani sakatlık olmasın diye falan filan. Dedim bir de dedi namuslu hakem gibi gözükenler. Ama baştan kimin yeneceğini kafasında belirleyen operasyoncu, tetikçi, tetik spor dediğimiz tetikçi hakemler vardı. Bu dedi en azından ne olduğunu söylüyor dedi. Ya duruma bakar mısın Kenancığım, yani maça oğlum çok koşmayın siz mağlup olacaksınız diye futbolcuya konuşan hakem. Normalde hani İngiltere'de, Almanya'da olsa sadece bu tanıklık adamı hakemini bitirdiği gibi ceza davası açılır. Evet. Bizim kulüp başkanlarımız. Süleyman Urma'yı da anlıyor. Tek Süleyman Urma değil. Kaç kişiden duydum ben bunu? Ya diyordu o şeydi. Hani dürüst yozlaşmış. Dürüst yozlaşmış ama dürüst yozlaşmış. Hayır, eskiden bunlar hakemlerin normalde biliyorsunuz bu kadar bu işte endüstriyel futbol hikayesi ortaya çıkmadan önce hakemlerin maaşları düşüktü. İşte şike yapanlar vardı. Paraydı, oydu, buydu. Şu an ciddi manada ciddi rakamlar kazanıyorlar. Maaşlar alıyorlar. Aynen. Yapılan para için mi yapıyorlar sizce Rasim para Bey? Para var, bahis var, bir de ortam var. Ortam mesela nedir abi? Ortam yarattığında, illa para değil, ortam yarattığında güç dengeleri oyunda hakem eyyam yapmaya başlar. Otomatik pro. Hatta biz bir yayında 1997'de Vahap Beyaz Ahmet Çakar diye bağırır biliyorsun Beşiktaşlılar. Ahmet Çakar'a şeyi gösterdi. Ahmet Çakar yani parayla pulla şike yapacak bir adam değil. Yani öyle bir zaten çok iyi hakemdi. Ama ben hep şunu diyordum. Vahap Beyaz ayrı. Vahap Beyaz yani bayağı Beşiktaş'ı katletti. Ama Ahmet Çakar'da da böyle bir takdir hakları dönemin havasında Galatasaray rüzgarı estiği için biliyorsun. Mehmet Ağar, Fatih Hoca'nın senesi, Rasim Kara'da böyle şey bir insan, mütevazi bir insan. Ezik demiyorum asla demek istemiyorum ama yani ezerim hani. Ezgin derler yani Anadolu'da. Yaparız. Bir şey olmaz gibi.
o ortamdan etkilendiğini ben düşünmüşüm. Sonra bir gün bizim yayında o maçı aldık. Bizim Sinan Engin de bir hasta Beşiktaşlı olduğu için. Ahmet Çakar itiraf etti. O Alpay'ın bir pozisyonu vardır. Uyduruk yere Hakan'a penaltı vermiş. Hatırlıyorsunuz Kenan Sen. Dedi ki o an dedi verdim ama verdiğim an pişman oldum itiraf ediyorum. Dönemedim dedi. Hatta Galatasaray penaltı atarken keşke kaçırsın diye dua etti içimden dedi. Ki bak mesela bu dürüst bir itiraf. Dürüst itiraf hani para pul değil. Yanlış bir karar veren hakem bir de bir rüzgar meselesi. Hakemin yani satılmışlığı, para, bahis ayrı ki o ciddi bir olay. Ciddi bir olay. Hala var. Çünkü bu senin kadar maaş da versin abi. Tamahkarlık diye bir şey var. Bir de mekanizma çökmüş. Ha, bir de şu var. Türk futbolunda taraflar namuslu hakem zaten istemiyor. Kendini kayıran hakem istiyor. Anadolu maçlarında öyle. İkincilikler, üçüncülükler, bölgesel amatör, birincilik, Kenancığım felaket. Ben hakemi de anlıyorum. Hakem öyle gördüğünü çalan hakem saygı duyulmuyor ki. Dedi kayırılan hakem isteniyor. Dolayısıyla Türk hakem ekosistemi bir rezalet. Ha, bunun çözümü var. Yabancı hakeme lobi de yapamazsın, onu da yapamazsın. Bunu adam gelir, yönetir, küfürleri müfürleri de önemsemez. Parasını alır, oteline biner, uçağına gider, gelir. Net. Bunu yapan ülke var mı? Yunanistan, Portekiz. Var örnekler. Yap, bunu hep yap. Bak tek ben değil artık. Sonra o zaman Ali Koç o zaman Taylan Bilgin'in cenazesinde bana demişti ki ya dedi ben Türk'üm. Senin kanına dokunmuyor mu Türk olarak? Ya dedim Ali Bey tamam Türk'üz kanımıza dokunuyor da realite bu. Yunanlı'nın kanı yok mu? Alıyor bunu. Dedim hatta orada haklısın dedi. Arabası da bindi. Orada ilk bir kırılma oldu. Evet. Sonra Galatasaray. Yani dolayısıyla abi bak bunun son iki aydır Acun Ilıcalı'da Fenerbahçe'li ben Galatasaray'dayım. Fenerbahçe'li Acun Ilıcalı'da yabancı hakem olayının bayraktarını yapıyor. Arkadaş yapalım Allah aşkına diye vesaire. Başka örnekler de var da yabancı hakem. Olsa Trabzon felaket de oldu. Yabancı hayır. Abi Allah aşkına. Sıkıntı şu. Yani eskiden var şimdi Ahmet Şakal anlatıyorsunuz, Vahap Bey anlatıyorsunuz. Eskiden şey vardı, Fatih Hoca'nın bir lafı vardı ya işte hakemin her dediği ol, hakimin bile her dediği olmuyor, Yargıtay'a gidiyordu hakemin her dediği oluyor diye. Şimdi var kayıtlar var, görüntüler var. Hala hatalar. Bunu becerebilen tek ülkeyiz. Var kayıtlar var. Dediğim gibi eski hakem çok daha yetkiliydi. Ona rağmen Türkiye'nin bu durumda olması ve düzelemez artık abi. Bu ekosistemin düzelme ihtimali yok gene. Evet. Cüneyt Çakır döneminde düzelmedi ya. Cüneyt Çakır döneminde düzelmedi. Cüneyt Çakır'da eyyam yaptığı maçlar var. Bu kadar iyi hakem. Avrupa'da mükemmel yönetiyordu. Geliyordu burada eyyam yapıyor. Cüneyt Çakır da anlıyorum. Bir şekilde ayakta kalması lazım. Yani bu iş çok kötü. Ve bak bugün Erden Timur'la Ali Koç bu durumdaysa Ali Koç Erden Timur'u mafya ağzıyla tehdit eder noktaya geldiyse de kaynağında hakemler var. Fenerbahçe'nin yaşadığı travma ne? Hakemler. Galatasaray'ın yaşadığını hakemler. Abi temel kaynağı bu. Hakemler ama Avrupa kupalarında bu konuşulmuyor ya. Evet. Avrupa kupalarında bu hakem bizi yaktı. Ondan Sparta Prag'a elendik demiyor Galatasaray. Ya da 6-1 Norşelen maçında hakem bizi katletti. Hayır abi 6-1 Fenerbahçe yamuldu. İnşallah Olympiakos yener. Buradaki olay kaynağı vallahi bu billahi. Ama kulüpler bunu ne kadar istiyor dersen ona katılıyor. Kulüplerde ben diyorlar bizim şöyle biraz ittiren hakem olsun hafif şöyle. Yok. En başta İstanbul Galatasaray Fenerbahçe bunun başı. Yani hakem lobisinden ziyade şey lobisi abi. Herkesin yolunda olmalı. Yolunda lobisi. Evet. Lobisi var. Rasim Bey, Mehmet Büyükekşi'nin arkasında kim var? Abi Mehmet Büyükekşi tabii ki hükümetin desteğiyle geldi. Her başkan gibi Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören gibi. Bugün Futbol Federasyonu özerktir ama biraz Merkez Bankası gibi. Hükümet istemeden de kimse gelmez. Büyükekşi geldi. Başta aslında Büyükekşi biliyorsun. Birçok kulübün onayını aldı. Onların desteğini aldı. Ali Koç Büyükekşi'ye güveniyorum dedi. Bizim Galatasaray dedi ama idare edemedi adam. Yönetemedi adam. Yönetemedi. Yönetemedikçe başarısız oldu. Başarısız oldu. Bitti. Biliyorsun bak benim bir önerim var. Ben ısrarla Futbol Federasyonu Başkanı bir Galatasaray olarak söylüyorum. Galatasaray yorumcularının en popülerlerinden biri benimdir.
Ben Acun olsun istiyorum. Bak son krize rağmen Acun olsun istiyorum. Türk Futbol Federasyon Başkanı Acun olursa, Acun bir futbola kalite getirir, iki Galatasaray Fenerbahçe olayında yumuşama sağlar. Bak son olayda bir de yine bak hemen döndü, Galatasaray'ın gönlünü almaya çalışıyor. Karakteri bu adamın. Anlatabiliyor muyum? 16-17 saat çalışan bir adam. Tabii şeyi bırakacak. Survivor, Survivor. Biz konuştuk onunla da bunu. Türk Futbol Federasyonu Başkanı ve Tayyip Bey de eğer Acun böyle bir istediğini belli etsin, Tayyip Bey onaylayacağını düşünüyorum ben. Ama Acun'un tabii kafasında bir Fenerbahçe başkanlığı da olduğu kanaatli. Bu benim görüşüm. Fenerbahçe başkanlığı olduğu için o kadar yanaşır mı Futbol Federasyonu Başkanlığı? Ondan emin değilim. Ama iyi yapar. İyi yapar. Ama eğer yapmazsa da ben sana şunu da senin yayından söyleyeyim. 2020'li yıllarda görünen köy kılavuz istemez. Galatasaray'ın başkanı Erden Timur, Fenerbahçe'nin başkanı Acun Ilıcalı olacak gibi gözüküyor. Yani yükselen dalga bu yöne götürüyor. Bir tanesinde Galatasaray taraftan büyük sevgisi var Erden Timur'a. Biraz Ali Koç'un saldırıları ve tehditleri sayesinde. Acun'da da mesela Acun o kongrede baktım korkunç alkışlandı. Ve onların hepsi delege. Yani oy verecek adamlar. Normal taraftar değil. Oraya doğru gidiyor. Yani evet. 2020'li yıllar içinde ama hemen değil de 2020'li yıllar içinde oraya doğru gidiyor gibi görüyorum. Şimdi özellikle Mehmet Büyükekşi sorum arkasından da şunu soracaktım. O sebeple Mehmet Büyükekşi sorum. Sizce Türkiye'de siyaset futbola müdahale ediyor mu? Abi müdahale değil de Futbol Federasyonu hükümet onaylı olur. O bir Haluk Ulusoy da olmadı. İlk dönem bir Tayyip Erdoğan ilk döneminde. Ama eskiden de biliyorsun Mesut Yılmaz'ın adamıydı Haluk Ulusoy. Yani o getirmişti. Hep vardır bu. Şu anda tabii Yıldırım Demirel'de, Nihat Özdemir'de, Büyükekşi'de. Tabii hükümet onaylamadan gelmez. Ama kulüpler de önemli. Yani hükümet onaylıyor diyorsun ama hükümete yakın kanallara da Büyükekşi ince kıyıp doğranıyor. Anladın mı yani? Her şey de değil. Geliyorsun ama hükümet koruması altında böyle hani öyle yandaş yazar öyle bir şey yok. Büyükekşi'ye yani ben her federasyon başkanına çok ağır giydirebildim. Ben değil bütün yazarlar yani A Spor'a bak, TRT Spor'a bak. Orada da gayet millet konuşabiliyor yani bu konuda bir şey yok, koruma yok. Ama Büyükekşi artık bütün kulüplerin sevgisini kaybetti ve artık kalma ihtimali yok. Tabii o şöyle evet. Bir uyarılık yapıyor. Kesin abi bütün kulüplerin istemediği adam kalamaz. İsterse arkasında Tayyip Erdoğan olsun ki yok. Tayyip Erdoğan zaten Büyükekşi'nin arkasında Suudi Arabistan olayında da biliyorsun. Bak Abdülkadir Selvi'ye bakacaksın. Abdülkadir Selvi bugünkü rejimin Fahri Rıfkı Atay'dır. Hep söylüyorum. Nasıl Fahri Rıfkı Atay biliyorsun Atatürk döneminde son sözü basında o söylerdi. Mesela bir örnek verelim. Bilmiyorlar o Fahri Rıfkı Atay diye. Bizim gençlikten bilmeyenler çok var. Bizlerse bir Selin'e tabii Tankaya'yı falan hep okuduğumuz için Fadi Rıfkı'yı. Mesela musiki inkılabı, müzik devrimi yapılacak. Önce Atatürk bir tartıştırıyor bütün basında. 1,5 ay tartışılıyor. Garp musikisi, şarp musikisi, klasik işte musikimiz bilmem falan. En son 1,5 ay geçiyor. Fadi Rıfkı yazarlığa başlıyor. Beyler, Türk vatanında Batı musikisinden başka hiçbir şey okutulmayacaktır. Diğer musikiler işte insanı uyutan işte orta çağa ait müziklerdir. Ve en son şey diyor. Bunun aksini savunan da Vatar'a ait. Net çok şeydi. Büyük edebiyatçıydı ama aynı zamanda şey operasyonel kalemdi. Ve Fadi Rıfkı dedi tamam dediler. Bu Atatürk'ün sesi, devletin sesi, Çankaya'nın sesi. Şimdi Ali Koç da dikkat et. Yılbaşına kadar Abdülkadir Selvi daha ömründe futbolcusu yazmamıştı benim de arkadaşım, dostum. Yılbaşına doğru ben de mesela belli telefonlar aldım. O Suudi Arabistan hadisesi devlet tarafından Ali Koç'tan bilindi. Ali Koç'a fatura edildi. Bence haksızlıktı bu. O zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Suudi Arabistan hadisesi toplu bir delilik olayıdır. Toplu bir delirme olayıdır. Topluca delirildi. O günlerde yani Türk sokaklarında, İstanbul sokaklarında Arap falan olanı öldürürlerdi yani bu solar yani. Suud kıyafetin yeri falan. Ondan sonra bir gün, iki gün sonra herkes kendine geldi. Bu işin manyaklık olduğu anlaşıldı. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Ya bir sürü yalan dolar. Sonra devlet onu Ali Koç'tan bildi. Halbuki bence Ali Koç değil. Oradaki insanlardan biriydi Ali Koç. Yani herkes delirmenin parçasıydı. Ben o zaman bağlandım hatta TV100'de sırf bu amaçla onu söyledim. Ve tabii Selvi de o zaman
devletin görüşü olarak Ali Koç'un bu işi yaptığı fikrini 4-5 yazıyla işledi biliyorsun. Ali Koç da sonra Abdülkadir Selvi'ye saldırdı. Hatta ben de o zaman şunu yazdım. Ali Koç dedim, Abdülkadir Selvi'ye saldırıp Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapmak. Hani Fahri Atay'a saldırıp Atatürk'e yapmayabilirsin. Hiç ama kapatmadan söylüyorum. Yani durum bu. Tabii bu dengeli falan ne kadar biliyor günümüz futbol adamları, Fenerbahçe. Ali Koç ne kadar biliyor. Bilse bile ne kadar dürüst olabilir. O ayrı. Onlar Abdülkadir Selvi ile şahsen kavga etmeye tercih ettiler. Halbuki Abdülkadir Selvi bir futbol adamı değil, futbol yazarı değil. O başka bir dengeydi. Durum bu. Ama bence artık büyük bir şey kalamaz diye düşünüyorum. Benim de adayım Acun. Acun gelmeli diye düşünüyorum ama zor. Herhalde bulacaklar birini yine. Kim olduğunu da bilmiyorum. Hiç bilgim yok Kenan'cığım. Şimdi bir diğer mesele özellikle Ali Koç Fenerbahçe'de finansal fair play açısından ciddi manada büyük katkıları oldu ama sportif başarı bir türlü gelemedi. Sıfır. Yani gelemedi işte sıfır vesaire. Ondan sonra amatör branşlarda da ciddi başarıları vesaire var. Sonuçta dönüp bakıyoruz sportif başarı gelmediğinde kulübe ne kadar katkı sağlarsanız sağlayın bir şekilde yani başarılı olarak görmüyorsunuz. Sizce geçen öyle görmüyor. Evet, Ali Koç geçen 20 bin kişi topladı. Stad neredeyse tamamıyla doldu. 25 bin, 30 bin civarında insan vardı. Sonra bir işte dün akşamki maçta işte U19'da çıktılar. Sonra işte biz Fenerbahçe'yiz. Tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Yani siz mesela evet bir Galatasaraylısınız ama spor bir adım geriye çekildiğine baktığınızda Ali Koç'un tam olarak ne yapmaya çalıştığını anlayabildiniz mi? Şöyle bence bir dediğin çok doğru. Önce yani beni görünce insanlar direkt Ali Koç'a dalacağımı düşünürler. Önce ben hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Financial yani finansal olarak, mali olarak Ali Koç kulübü bence mükemmel yönetti. Yani business mantığıyla, iş adamı mantığıyla baktığında birebir bilançolarıyla. Bir kere corruption bitti kulüpte. Bu net. Gerçekten yani yozlaşma, komisyon, cebellezin dediğimiz kaba tabirle, İngilizce tabirle corruption bitti. Türk futbolunun en büyük değerli budur. Mesela Beşiktaş'ta korkunçtur. Kenan'cığım senin de Beşiktaş'ta galiba bir arkadaşı yöneticisi mi olmuş bir şeyler? Bir duyduydum sen de öyle şeyler bence mi? Valla ben işte yani, futboldan soğudum. Yani bir arkadaşım yönetici olmuştu. O içti. Onlar bunları gördükten sonra ben aslında İstanbul'a gelmemin sebeplerinden birisi de Beşiktaş'tı. Yani Beşiktaş maça gitmek, o tutku, o karşılıksız beklenti. Ama işin içine bir tık girdiğinizde baktığınızda diyorsunuz ki bir dakika burada neler oluyor? Ya bizim sevdiğimiz öğrencilik harçlığının %60'ını verdiğiniz Beşiktaş'ın içinde ki filmle ya bambaşka bir dünya. O sebeple ben biraz daha yani bu fanatikliği standart işte Beşiktaş güzel bir şey yaparsa alkışlamaya çalışıyoruz. Maçlara gidiyor musun? Gidiyor musun Dolmabahçe stadına? Yani maçlara da gitmiyorum işte. O soğukluk zaten biz yoğunluktan dolayı çok böyle bir şey yapamıyoruz. Ama o soğukluk aslında yani bir şekilde eskiden olsa biz hayatımızı Beşiktaş'a göre adapte ediyorduk. Ama şimdi o süreç yok. Şimdi onu soruyorum. Ali Koç'a gelirsek. Tam onu söyleyeyim bak. Ben bir oraya gireyim. Bak Beşiktaş kulübü. Corruption, yozlaşma, komisyon, cebellezin, indirme, avam tabirle Indira Gandhi yoluyla mahvolmuştur. Beşiktaş Jimnastik Kulübü baştan sona soyulmuş bir kulüptür. Özellikle kim soydu? Abi son 10 senedeki herkes. Son 10 senedeki herkes abi. Herkes. Hiç bunun istisnasını ben tanımıyorum. Elbette vardır yani bu işe karışmayanlar, edenler vardır ama o mekanizma bir felaketti Beşiktaş'ta. Bir de bence şu oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe çok spot altında Kenan. Beşiktaş çok geriledi. Yani bugün La Liga gibi çok Galatasaray Fenerbahçe merkezli bir lige geldik. Beşiktaş üçüncü büyük kulüp olmakla beraber çok az konuşuluyor. Çok geride olunca inanılmaz yolsuzluklar ortaya çıktı. Ve ben bir şey söyleyeyim sana. İyi tanıdığım bir savcı. Böyle bir şikayet olmuştu Beşiktaş'ta oyunda. Abi dedi bir Beşiktaş soruşturması yapılsa dedi. 400-450 kişi tutuklanır. Ve onların içinde çok ünlü, kamuoyunun çok iyi bildiği şahsiyetler var. Çok var abi, çok var. Her oyuncu transferinde komisyon.
ona buna, gazeteciler işin içinde, menajerler işin içinde, maalesef gazeteciler işin içinde, yöneticiler işin içinde, yöneticilerin yakınları işin içinde, yöneticilerin yakınlarına kurdurdukları şirketler işin içinde. Hakikaten bir felaket. Felaket ve sen bak, senin arkadaşın kim bilmiyorum ama sende demek ki yüreğin yanmış yani. Çok rahatsız olmuş. O adam da, o arkadaşın da muhtemelen rahatsız olup Beşiktaş'tan ayrıldı herhalde. Bilmiyorum kim. Yani Beşiktaş'ta kimse mutlu değil. Yani hep böyle bir Beşiktaş en büyük sen değil misin aldırma kartal meselesi var ya, hep o hikayede Beşiktaş dolanıp duruyor. Şimdi Ali mesela Koç... Mesela bak, bu iki büyük kulüp, yani Galatasaray Fenerbahçe bu corruption işini Ali Koç'la beraber Fenerbahçe çözdü. Aziz Yıldırım döneminde vardı bazı şeyler. Yani Aziz Yıldırım kendi yapıyor değildir demiyor. Ama ben Hasan Arat yönetimine güveniyorum. Bak Hasan Arat, abi yönetim. Nur Çebi de şahsen dürüst bir insandı. Ama bireysel olarak olmuyor. Bülent Ecevit dürüst bir adam değil mi Kenan Taş? Değil mi? Tabii ki. Dürüst, yani. Dürüstlüğüyle, dürüstlük evet. Timsali bir başbakandı. Bülent Ecevit'in son başbakanlık döneminde korkunç yolsuzluklar oldu. Bazen durduramazsın. En yakını yapar. İsmini vermeyeyim yani. En yakını büyük organizatördü. Bülent Ecevit'in en yakını büyük organizatör. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bak gülüyorsun. Hepimiz biliyoruz. Bazen öyledir. Anladın mı? Sistemi aynı şey gibi. Cüneyt Çakır çok iyi hakemdi. Türk sisteminde eyyamcıya dönüştü. Halil evet. Utbele iyi hakemdi. Türk hakem ekosisteminde felakete dönüştü. Tabii ona saldırı da ayrı bir rezalet, felaket. Olayı ekosistem gibi görmek lazım. Galatasaray'da bu dönem Dursun Özbek, Erden Timur özellikle bunu çözdü. Büyük oranda çözdü. Fenerbahçe'de daha iyi çözüldü bak. Bunu Galatasaray olarak itiraf ediyorum. Galatasaray çözdü. Fenerbahçe daha iyi çözdü. Ali Koç'un büyük başarısıdır bu. Ama sportif olarak habire yanlış adamlar aldı. Habire yanlış adamlar, habire yanlış transferler. O manada israf etti. Yolsuzluk olmadı Fenerbahçe'de ama israfın kralı oldu. Saçma sapan oyunculara saçma evet. sapan paralar verildi. Ve sportif başarı da gelmedi. Buna mukabil ne yaptı Ali Koç? Bunu dışsallaştırdı. Yani kendi başarısızlığı değil de Fenerbahçe operasyon yapıyorlar. Ben oldukça Fenerbahçe şampiyon yapmayacaklar. Hükümeti ima eden, tam da açık söyleyemeyen, Tayyip Erdoğan da karşısına almak istemiyor. Onu ima eden, ben oldukça yapmayacaklar, ayrılayım diyerek konuyu external aşamaya, dışsal aşamaya getirdi. Evet. Ve bunu da başardı. Bugün sandığı koy, yine Ali Koç %95'te başkan seçilir. Bu kadar başarısızlığa rağmen işte kongre zamanı geliyor ki bence başkanlığı bırakmayacak. Kesinlikle bırakmayacak. Devam edecek. Saadet'in falan bekliyor. Bakalım göreceğiz. Yok, ben özellikle Fenerbahçe eksenli değil de daha genel bir şey sormak istiyorum. Tabii, biliyorsunuz Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son bir yıldır ciddi manada işte Ali Koç'un Erden Timur lafları, Dursun Özbek'in açıklamaları, işte iki kulüp taraftarlarının sokakta işte birilerini dövmesi, geçen Fenerbahçe'nin tutuklanması meselesi. Yani böyle baktığında ben yani bu olayı Erdoğan'ın çözebileceğini düşünüyorum. Sen aynı fikirde misin bilmiyorum ama Allah artık Erdoğan elini koysa, iki kulüp başkanı da yanına alsa, federasyon başkanı da gelse, her olay sakinleşmez mi? Ben yanlış mı okuyorum? Ne dersin? Ben de dün o fikire geldim. Yani artık dedim, gelinen noktada Ali Koç'un da o sinirli, öfkeli basit topası baştan sona seyrettim. Ve ben dün Ali Koç'un aleyhine hiç konuşmadım. Dedim ki Ali Bey'in şu an konuşmak oportunizm olur. Çünkü artık devlete de meydan okuyor. Yani Ali Koç'a vurmak şu an şey olur. Yani kazanan taraf olur. Çünkü bir yanlış bir yola girdi. Şey açılan, devletle kavga eden Türkiye'de hep sonu kötü biter. Ama ben psikolojisini kötü buluyorum ve üzülüyorum dedim. Bu oportunist tavırda olmayacağım. Ali Koç aleyhine konuşuyorum. Arkadan da konuşmadım. Ben aynı fikirdeyim. Şu an artık evet, Togay Bayatlı'nın cenazesindeki ben o manzarayı görünce aklıma Abdi İpekçi'nin cenazesi geldi. Bak yemin ediyorum. Türkiye tarihini bilen bir insanım ben. Togay Bayatlı'nın cenazesi, yeniden vurguluyorum. Abdi İpekçi'nin cenazesinde siyasi hayatta olanın futbol hayatında versiyonu gibi geldi bana. Bu dakikadan sonra Tayyip Bey'in Dursun Özbek ve Ali Koç'u çağırması gerektiğine inanıyorum. Ben de. Külliye'ye çağırmalı. Tayyip Bey ortada. Ali Koç, Dursun Özbek. Bu konuşma olmalı diye ben de düşünüyorum. Ama belki o kongreler sürecini bekliyor olabilir Tayyip Erdoğan. Çünkü biliyorsun hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da kongre var.
Galatasaray'da Erdem Tibur yeni yönetimde olmayacak, ayrılacak. Eşi, kendisinin Emoş diye andığı sevgili eşinin durumundan da ötürü ona sahip çıkmak için. Yani başka bir komplo teorisi kurulmasın. Ender, yani Erdem Tibur pardon, ailesiyle de ilgilenmek için ayrılacak. Ama Erdem Tibur'un Galatasaray kariyeri bitmiş değildir. Galatasaray taraftarı Erdem'i çok seviyor. Dahası kongre üyeleri de inanılmaz seviyor artık bu dolduktan sonra. Bir muhalif yok Galatasaray içinde. İyi niyeti biliniyor. Hataları vardır, herkesin vardır. Onun için ben diyorum Galatasaray'a Erdem Tibur'un başkan olarak geleceğini öngörüyorum. Acun'un da Fenerbahçe'ye geleceği gibi. Belki Tayyip Bey onu bekliyor olabilir. Bir de abi karışınca da bu işler çözülmüyor be Kenan ya. Yani zaten hükümetin futbol karnesi... Hallat iş, hallat pomuna döndü. O ona bağırıyor, ona bağırıyor. Herhalde çok öyle kötü. Bir sert açıklamalar. 4 saat, 5 saat basın toplantıları. Şöyle en büyük rakibimiz şey oldu yani. Fenerbahçe'nin YouTube kanalı. Bir bakıyorum 300 bin kişi izliyor. İzliyor. Hani anlatabiliyor muyum? Hikaye, olay başka bir yere gidiyor bence. O yüzden... Yani köprüden önce çıkışta. Yani ben korkuyorum ki Allah göstermesin. 97'de biliyorsun tribünler ayrıldı. 97 öncesi bu fanatizm şey meselesi, hani Trabzon'da yaşananlar gitgide onlara, o iş ona dönecek yani, ona doğru eğilecek. Yani benim gördüğüm o. Umarım olmaz. Bu sezon bittikten sonra söylediğin olmalı. Tayyip Bey yapar bilmiyorum ama bence bu sezon bittikten sonra, kongre süreçlerinden sonra Tayyip Bey kesinlikle Fenerbahçe Galatasaray'ı yan yana almalı. Zaten iyi bir federasyon başkanı. Bir barışı sağlayacak federasyon başkanı. Ben tabii bu konuda futbol konusu hükümetin karnesi zayıf görüyorum 20 yıldır. Yani bu futbol federasyonu daha iyi yapılandırılabilirdi. Bir Premier Lig modeli. Ondan mesela ben Acun Ilıcalı diyorum. Hem Acun Ilıcalı Tayyip Erdoğan'a yakındır. Acun Tayyip Erdoğan'ı sever. Tayyip Bey de Acun'u sever. Hem de dünyayı bilen bir adam. İngiltere'yi avucunun içi bilen, ben orada takımı var, kulübü var. Premier Lig modeli ya. Bizim abi Avrupa, Amerika'yı yeniden keşfetmemize, yani tekerleği yeniden keşfetmemize gerek yok Kenan. Evet. Yapacak şey belli abi. Yani bu şekilde gitmez. Bu rezilliğe doğru gidiyor. Rezilliğe doğru gidiyor değil. Tamamen rezalet olmuş durumda şu an. Yapacak şey dünyanın en iyi ligi İngiltere Premier Lig modelini kopyalamak. Hiç şey yapmayalım. Ego yapmayalım. Türk tarzı bir futbol değil. İngiltere'deki yapıyı kopyalamaktır. Yapmamız gereken bu. Bunu da bence gerçekleşecek adam Acun. Benim kanaatim bu. Çok evet. Çok düşündüm bu meseleye. Öyle Acun diyorum yani. Da söyleyeyim. Evet, aslında çok konuşacak konu var ama sizin de fazla vaktinizi almak istiyorum. Var mı eklemek istediğiniz? Yarın bayram. Yani. Yarın bayram. Bayram. Herkes bayramlar. Herkes için dalgınların barıştığı mevsimdir. Biz de Ahmet Çakar'la kavga ettik ama barıştık. Evet. Çok detaya girme. Hallettik, barıştık. Bir sıkıntı yok. Ama gerçekten öfkelendik, bazı gibi şey oldu. Neyse, olur öyle şeyler. Abi Türk futbolu gerginliği bize de sirayet. Evet, aynen. Gerilimli olunca her yer geriliyor ya. Her yer gerginleşiyor abi. Böyledir bu iş yani. Bileşik Kaplar Kanunu. Hayırlısı Kenan'cığım inşallah. Evet. Bak, çok samimi bir şey söyleyeyim mi Kenan? Tabii. Bu bayramda Fenerbahçe Olympiakos'u mağlup etsin çok istiyorum. Vallahi istiyorum. Ben eski tarz adamım kardeşim. Yok ya, Fenerbahçe mağlup olunca sevinen falan. Bunu da Cengiz Çandar çıkarmıştı bak ha. İlk bunu Cengiz Çandar ve Ömer Çavuşoğlu çıkarttı. Cengiz Çandar hatırlar mısın sen? Çıktı dedi ki ben Galatasaray'da da Avrupa'da niye yenmesini isteyeyim, yenilmesini isterim dedi. Ömer Çavuşoğlu da onu dedi. Bu başladı. Sürü Galatasaray tarafından biz de istemeyiz falan. Abi ne gerek var ya, bu tribünlere oynama hastalığı hepimize zarar verdi. Artık vallahi çok samimi söylüyorum, inşallah Fenerbahçe bayramda Olympiakos'u mağlup etsin. Evet. Sayın Rasım Ozan Kütahyalı, çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese iyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, görüyorsunuz yarın bayram. Bugün Arife günü. Yayın yoktu. Ekibi de biraz dinlendirmek istedik. Özellikle bant yayınlar ve farklı yayınlarla karşınızda olacağız. Bayram boyunca özellikle bu kanalın en çok izlenen videoları olacak. Bizim videolarımız, Cüneyt Bey'in videoları, eskimemiş videoların çoğu karşınızda olacak. Bayram boyunda da karşınızda olacağız. Özellikle ikinci gün Şeref Oğuz'da bir yayın yaptım. Türk ekonomisinin ahvalini çıkarttık, halini, ne olduğunu, ne olmadığını, dolarını,
yabancı kaynak gelir mi gelmez mi, borsayı, ekonomiyi böyle tane tane, hani Ayşe teyzeye anlatır gibi anlattı Şeref Oğuz. Bayramın ikinci günü yayında olacak, onu da kaçırmamanızı öneriyorum. Tüm İslam aleminin, tüm Türkiye'nin bayramı mübarek olsun, kutlu olsun. Dilerim huzurlu ve sakin bir bayram geçiririz. Tabii bayramdan sonra da işe döndüğümüzde muhtemelen ekonomik tedbirlerle, yeni süreçlerle birlikte dönmüş olacağız. Onları da merakla bekliyoruz. Neler olduğunu, neler olmadığını. Tüm ekip arkadaşlarım adına ben Kenan Taş. Özellikle bu videoları beğenirseniz seviniriz. Siz ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok farklı kişiye ulaşıyor. Beni de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Herkese huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarım adına iyi günler.